1438'de Hüseyin Baykara, 1441'de Ali Şir Nevai dünyaya geldi. Baykara, Timuriler Hanedanı'nın bir üyesi olarak doğarken, Ali Şir, Timur meliklerinden Sultan Ebu Said'in vezirinin oğludur. İkisi de küçük yaşlarda babalarını kaybettiler. İkisi de Babür Han'ın himayesinde Meşhed'de eğitimlerine başladılar. Ancak Babür Han 1457'de ölünce hamisiz kaldılar. Bu ölüm iki arkadaşın bir süreliğine yollarının ayrılmasına neden oldu. Ali Şir Nevai bundan sonraki yaşamına babası kadar seveceği Timurluların kuşçu emirlerinden Seyit Hasan Erdeşir himayesinde devam ederken Baykara Semerkand'a gitti. Nevai, İmam Rıza Medresesi'nde okurken pek çok İranlı alim ve şairle tanıştı, birçoğundan dersler aldı. O, kendisini çağlar ötesine taşıyacak eserlerinin zihinsel hazırlığını yaparken, öte tarafta Hüseyin Baykara, Herat'ı almak için Ebu Said Mirza ve oğulları ile mücadele ediyordu. Nihayet 1469 yılında Herat tahtına oturduğunda ilk yaptığı işlerden biri Ali Şir Nevai'yi payitahta davet etmek oldu. Ve Herat, Hüseyin Baykara'nın saltanat yıllarında parlak bir medeniyet merkezi olarak yükseldi. Bu iki genç adam Herat'ta hem kendi eserlerini verdiler hem de sanatın hemen her alanında büyük isimlerin ortaya çıkması için sonsuz bir cömertlik sergilediler. Kendisine herkes tarafından hürmet edilmesi için Baykara tarafından ferman çıkarılan Ali Şir Nevai. Böyle bir haminin koruyuculuğu ve teşvikiyle onu edebiyatta zirve yapan çalışmalarıyla meşgul oldu. Bir süre nişancı, divan beyi daha sonra vali olarak yönetimde görev alsa da devlet işlerinden hiç hoşlanmadı. Sahip olduğu sınırsız serveti ise bilim ve sanatı himayeye, hayratlara harcadı. Yaptırdığı 370 hayratın içinde camiler, medreseler, köprüler, mescitler, hastaneler, hamamlar, bahçeler, havuzlar ve kervansaraylar bulunuyordu.